Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce piyasalarda rakamlarla görünüm nasıl bir bakalım, üzerine sonra konuklarla değerlendireceğiz tabloyu. Borsa İstanbul 10.722 puanda an itibariyle hafif bir geri çekilme var. Dolar TL 32.96 seviyesiyle yine 33 sınırında dolaşmaya devam ediyor. Euro TL 35-33 fiyatlamasından geçerken Euro Dolar çaprazı 1.0707 seviyesinde 1.06'lara kadar kaydığını, 1.06'nın bir parça üstünü seyrettiğini görmüştük geçtiğimiz haftalarda paritenin. 10 yıllık tahvil faizi 4.24, 5 yıllıklar 4.26, 2 yıllıklar 4.73. Bu hafta özellikle PC verisi sonrası bu tablonun nasıl şekilleneceğini göreceğiz. An itibariyle fiyatlama böyle. Spot altının ons fiyatında da bir parça hafif bir düşüş var ama 2.323.84. Gram altında 2.467.45 civarında bir fiyatlama görüyoruz. Bitcoin 61.000'in çok az üzerinde, 61.000 doların çok az üzerinde seyrediyor. Brent petrol $85.67. Amerikan tipi ham petrol ise $81.45 seviyesinde. Düne benzer aslında bu hafta böyle yatay seyretti de demek mümkün petrol tarafı için diyelim ve bir hızlıca araştırma masasına gidelim. Sevcan'la konuşalım. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan merhaba, hoş geldin. İyi günler, iyi akşamlar. Şimdi Fitch'ten Türk bankacılık sektörüne ilişkin gelen yeni bir değerlendirme var. Bu başlığı konuşalım burada. Bankacılık endeksi bugün negatif başlamıştı. %2'ye yakınlaşan bir geri çekilme hareketi vardı. Bu raporun sonrasında çok büyük bir hareketlilik olmadı aslında ama raporun kalemleri bize 2024 yılının ilk yarısında bankacılık endeksine dair büyük bir karneyi sunuyor. Ekranda da biz neyi görüyoruz? Şu anda bankacılık endeksinin fiyat defter oranının 10 yılın zirvesinde olarak manşet attığım bir grafikle karşı karşıyayız. Ve turuncu renk ile yazdığım bir not var. O da orada da BofA'nın, yani Bank of America'nın ilk bankacılık raporu notunu düştüm ben. Tarihler Eylül 2023'ü gösteriyor. O zamanki dönemde bankacılık endeksinin fiyat defter oranı yaklaşık olarak 0.93 seviyesinde. Ve BofA ilk raporda şunu ifade etmişti. Bundan sonraki süreçte biz bankacılık endeksinin güçleneceğini önemsiyoruz. Çünkü baktığımız zaman da Türkiye'de makroekonomik politika normalleşti ve bu normalleşmenin etkisi bankacılık endeksi üzerine görülecek demişti. Ve hedef gösterdiği aralık 1 ila 1.10 seviyesi bant aralığıydı. Burada bant aralıkları ile beraber önce bankacılık endeksinin bir seviyesi 1.28 ve nihai durumda 1.54 seviyesine ulaştı. Görüyoruz ki bu seviye bizim 2013 yılında, yani 10 yıl öncesinde gördüğümüz seviyeyi işaret ediyor. 10 yılın zirvesine ulaşmış olan bir bankacılık endeksi fiyat defter oranı var. Diğer taraftan takip ettiğimiz bankacılık bilançoları ve bu zamanda sene başından bir yana performansa baktığımızda neredeyse BIST 100'ün 2 katına ulaşmış olan bir bankacılık endeksinin performansı var. Ne olmuştu? BIST 100 endeksi sene başından bir yana %43 getiri sağlarken nihai durumda, güncel durumda bankacılık endeksi getirisi %78'e yakınsayan eğilimde. Bu bilgiler ışığında hala yabancı yatırımcının ilgisi devam eder mi? Burada yukarı yönlü hareketlilik olur mu derken Fitch Ratings de şunu ifade ediyor. Türk bankacılık sektörü görünümünü biz iyileştiriyoruz diyor. İyileşene çeviriyoruz diyor. Daha önceki görünüm seviyesi nötr seviyesindeydi. Ve belli başlıklar altında da incelemişler. Aslında az önce ifade ettiğim gibi 2024 yılı başlangıcından bu yana bizim için bir karne niteliğinde bu. Çünkü şunu ifade ediyorlar. Temel gelişmeler iyileşti. Dış finansman ve döviz rezervleri bankacılık endeksini rahatlattı diyor. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri durumunun iyileşmesi ve bankaların dış finansmana erişimine daha da kaynak sağlamak için dış finansmana yönelmeleri ve burada güçlü bir taleple karşılaşıyor olması, yine baktığımız zaman da bankaların Merkez Bankası ile gerçekleştirdikleri döviz swap işlemleri sektörün yabancı para likit varlıklarının önemli bir kısmını oluşturuyor. Burada kaynağa erişimdeki sorunlar azaldı. Borçlanma ihraçları arttı diyor. Zaten aslında daha öncesinde de hem seninle hem de Finans Merkezi kuşağında daha öncesinde Açıl'la yaptığımız yayınlarda da işlemiştik. Türk bankaları bu yıl rekor miktarda tahvil ihraç etti, Eurobond ihraç etti. Toplam rakama baktığımda ben terminalde 6,5 milyar dolar seviyesinde bir yabancı dış borçlanma rakamı görüyorum. Ve baktığımız
yakın zamanda bunun altını çizmiş Fitch Rating. Şunu ifade etmiş, Tier 1 ve Tier 2 olarak ifade ettiğimiz sermayeye eklenebilir tahvil ihraçlarının da arttığını görüyoruz. Ve bunlara gelen güçlü talepler de aslında borçlanma ihraçlarındaki son artışı bize gösteriyor demişler. Diğer taraftan makroekonomik düzenlemeler gevşetilme eğilimi içerisinde diyor. Burada strateji ve uygulama ile ilgili neyi görüyoruz? Bir miktar daha aslında Merkez Bankası makro ihtiyati düzenlemeleri gevşetme konusunda ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Burada da bankaların lira ve yabancı para mevduatları ve kredileri ile orantılı belirli seviyelerde menkul kıymet tutma gerektiğini kaldırması da yine olumlu bir metrik olarak karşımıza çıkmış. Diğer taraftan potansiyel risk olarak da birkaç farklı başlığa işaret etmişler bizler için. Özellikle de Perşembe günü Merkez Bankası'ndan faiz kararını takip ettiğimiz bu süreçte bizler için önemli. Şunu ifade ediyor. Türkiye'nin mevcut politika bileşimi enflasyonda sürdürülebilir bir düşüş sağlama kapasitesi konumunda hala belirsizlikler taşıyor. Dolayısıyla biz bu belirsizlikler ortadan kalkana kadar Merkez Bankası'nın sıkılaştırıcı para politikasına devam etmesini öngörüyoruz. Bundan bir dönüş, o erken dönüş olması bizim için bir risktir mesajı var. Diğer taraftan likidite ve mevduatlar notunu düşmüşler. Sektörün yabancı para likiditesi hala yüksek olan, ancak düşen yabancı para mevduatları ve döviz korumalı mevduatlar dış finansmana yönelik bağımlılık nedeniyle risklerle karşı karşıya kalmasına sebep olduğu notunu düşmüşler. Özet olarak şunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin makroekonomik politikalardaki değişikliklerinin bankacılık sektöründe yarattığı olumlu etki ve olumlu bir gelişme görülmüş. Ama buradan da Merkez Bankası'nın uzun süre boyunca bir miktar daha parasal sıkılaştırmadaki tutarlılığının olmasını bekliyorlar ve yatırımcı güveninin arttığını notunu düşünüyorlar. Tek risk olarak da enflasyon ve politika tutarlılığının notunu düşmüşler diyebiliriz. Sevcan, çok çok teşekkürler. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından finans merkezi devam edecek. Tekrar hoş geldiniz. Finans Merkezi devam ediyor. Rıdvan Baştürk yayına katılacak. Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu. Hoş geldin. İyi akşamlar. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Şimdi Borsa İstanbul tarafını biraz konuşarak başlayalım. Yılın yarısını geride bıraktık. Şimdi yılın başından beri baktığımızda BIST 30 tarafında %46'nın biraz üzerinde, 46,5 civarında. BIST yüzde ise %44'ün yine üzerinde, 44,19, 44,20 civarında bir kazanım var TL bazında. Geri kalanı için ne beklersin borsa performansı olarak? Yani hem yön hem de volatilite olarak baktığında nasıl bir denklem görürüz? Tabii yani yılın geri kalanında da mevcut pozitif yapının devam etmesini bekliyorum. Fakat yılbaşından itibaren baktığımızda güçlü bir getiri var. Bu getiriyi de hesaba kattığımızda artık yukarı yönde potansiyelin giderek yavaş yavaş azalma ihtimalini yüksek görüyorum. Tabii bunun altında bazı sebepler var. Özellikle dikkat çekilmesi gereken noktalardan biri Avrupa'da yaşanan sıkıntılar diye düşünüyorum. Özellikle Avrupa'ya ihracatı olan şirketler için, oraya satışları olan şirketler için ve sektörler için biraz sıkıntılı bir süreç olacak gibi gözüküyor. Oradaki siyasi çalkantı ve ekonomideki yavaşlamayı düşündüğümüzde bu taraftan bir eksi gelebilir. Ama borsanın ana hikayesi tabii reel getiri konusu olduğu için yılbaşından bu yöne ve bu konu hala masada kuvvetli bir şekilde kaldığı için genel hikayenin bunun üzerine kurulmaya devam edilmesini, tabii yabancı çıkışı vardı Mayıs'ın ikinci haftasından Haziran'ın ilk haftasına kadar. 1 milyar doların üzerinde bir çıkış vardı. Onlar tekrar devreye girdiğinde yukarı yönde potansiyelin en azından bir süre daha devam etmesini bekliyorum. Burada kur tarafında bir yükseliş var. Yeniden 33 sınırına geldik ve daha yukarı gitme ihtimalini yüksek görüyorum. Kurla birlikte küresel bazda petrol fiyatlarında yükselişler var. Bunlar içeriye zam şeklinde yansıyor ve enflasyonda o beklenen iyileşmenin, pozitifliğin biraz daha giderek tırpalandığını görmekteyiz. Biraz daha negatif tarafta beklentiler oluşmaya başladı. Bunu da hesaba kattığımızda Merkez Bankası'nın da artık faiz artırım sürecinin sonlandığını biliyoruz. %50 seviyesinde kaldı. Bunun üzerine çıkmayacaklardır. Bazı arka yollardan müdahaleler geliyor ama politika faizi şu anlık
%50'de kalacağını düşünüyorum. Tüm bunları hesapladığımızda borsadaki hikaye reel getiri konusunda oradaki negatiflik veya cazip olmama durumu kapsamında yukarı yönde trendin ben devam edeceğini, fakat dediğim gibi artık yılbaşından gelen güçlü bir getiri, hatta daha önceki dönemden de başlayan getirileri hesapladığımızda yukarı yönde potansiyel yükselişlerin devamında giderek azalacaktır. Burada ilk etapta 11.500-12.000 bandına doğru bir hedefleme görüyorum teknik açıdan da baktığımda. O bölgelerden tekrardan bir düzeltme dahilinde 10.000 veya 9.500 bölgelerine doğru bir düzeltme hareketi bekleyebiliriz. Yıl sonu beklentiniz nedir? Tabii yıl sonunda da biraz daha hikaye enflasyondaki gelişmeler neticesinde olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi baz etkisiyle birlikte tabii önümüzdeki süreçte enflasyon tarafında geri çekilmeler olacak, ama sonraki süreçte özellikle kur tarafında atakların olup olmayacağı, küresel bazdaki jeopolitik endişeler kapsamında petrol fiyatları çok önemli olacaktır bizim için. Bunları da hesaba katmak gerekiyor, ama ben yıl sonu hedefi olarak şu anlık işte 10.000 ile 12.000 seviyeler arasında ortalarda bir yerde sonlanacağını düşünüyorum. Peki şimdi baktığımızda bu ara en yakından takip edilen ve beklenen başlıklardan ikisini sayacak olsak, bir bu hafta gri liste meselesi var. Temmuz'da da not artışı meselesi önümüze gelecek. Moody's'in not artışından bahsediyorum. Bu taraflarda beklenti pozitif. Evet. Peki bir sürpriz olursa, bir ters köşe durumu olursa nasıl bir tablo görürüz? Tabii artık yani pozitif beklentiler ben fiyatların içerisinde diye düşünüyorum. Özellikle not tarafında bu artırım beklentileri fiyatlara yansımış şekilde diye hissediyorum. Yani bunların artık pozitif bir katalizör üzerine daha da koyarak gitme durumunun çok fazla olmadığını düşünüyorum fiyatlar açısından Borsa İstanbul'da. O yüzden beklentiler karşılandığında, yani pozitif beklentiler karşılandığında bunun iç tarafa çok pozitif bir yansıması olacağını düşünmüyorum katalizör olarak, ama bahsettiğiniz gibi ters köşe durumunda, bir negatif durumda, işte gri listeden çıkamama veya not artırımı gelmemesi gibi negatif durumlarda bunun içeri yansıması çok hızlı bir şekilde negatif olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü içeride artık negatif haber beklentileri veya bu yöndeki algı biraz daha hızlı fiyatlamalara aşağı yönde neden olacakken, artık pozitif gelişmelerin ben çok fazla katalizör etkisi yaratacağını düşünmüyorum. O yüzden bu iki gelişmeden herhangi birisi veya ikisinde bir negatif durum olma söz konusunda Borsa İstanbul'da güçlü bir aşağı yönde hareket gelme ihtimali daha yüksek görüyorum. Peki şimdi bir yandan da baktığımızda bir vergi gündeminden bahsediyoruz. Bu taraf nasıl fiyatlanıyor? Özellikle şirketlere, sektörlere etkisi üzerinden beklenti nedir? Tabii yani vergi konusu çok farklı alanlara yayılmış bir durumda. Tabii bizim yakın zamanda ilgilendiğimiz konu bu bayram öncesindeki işlem vergisine getirilmesi gereken vergiydi. O şimdi biraz Arafa kaldırılmış gibi gözüküyor. Çünkü hem Borsa İstanbul üzerinde ciddi bir negatif etki yarattı bu negatif algıyla birlikte, hem de bu tarafta biraz sosyal medyanın da etkisiyle birlikte bu konunun biraz rafa kaldırıldığını görmekteyiz, ama hala netleşmiş bir durum söz konusu değil. Bu konunun havada kalması bile, arafta kalması bile bir negatiflik aslında. Bu konu bir an önce tamamen pozitif veya negatif şekilde netleştirilmesi gerekiyor. Tabii böyle bir vergi gelmesi konusunda ciddi sıkıntılar olacaktır diye düşünüyorum. Yani negatif fiyatlamaları zaten Haziran ayının birkaç haftasında gördük. Bu tekrardan gerçek bir şekilde piyasaya yansırsa bunun etkisi çok daha fazla negatif olur diye düşünüyorum. Fakat bu konu bir an önce, evet biz bunu düşündük ama şu an uygulamayı uygun görmüyoruz deyip bir anda ortadan kaldırılırsa bunun yansıması sınırlı pozitif şekilde gerçekleşecektir. Peki az önce sen de değindin Rıdvan, bu özellikle yabancı çıkışı 21 Mayıs haftasında bu tarafa, yani burada bir konjonktürel bir durum mu görürsünüz, yoksa böyle bir yani trend dönüşü gibi bir durum söz konusu mu? Yani bunun bir trende, yani çıkışların, yabancı çıkışlarının şu anlık bir trende dönüşmesini beklemiyorum. Bunlar dönem dönem konjonktürel çerçevede gerçekleşen çıkışlar. Tabii geçen hafta bayram haftasında olduğumuz için o taraftan bir data alamadık, ama gelecek haftalarda tekrardan burada pozitif tarafa geçme ihtimalini yüksek görüyorum. Tabii hani gelecek süreçte, özellikle yılın geri kalan sürecinde, işte 5 aylık süreçte çok fazla dinamiği takip edeceğiz. İşte kur tarafındaki gelişmeleri,
Merkez Bankası'nın tavrını, hazine tarafında atılacak adımlar veya atılmayacak adımlar, bunlar da bir o kadar önemli olacaktır. Enflasyonda beklenen iyileşmenin sağlanıp sağlanamayacağı gibi çok farklı ve ekonomi dışında da birçok gündem var yabancılar açısından baktığımızda. O yüzden çok fazla dinamiğe sahip olan bir iç tarafa sahibiz, piyasaya sahibiz. Gelecek süreçte çok farklı başlıklar altında bunlar farklı etkiler yaratabilir ama sonucun kısa cevabı olarak yabancı çıkışının bir trende şu anlık dönmesini beklemiyorum. Peki yani ne vadede o büyük montanlı güçlü gelişi öngörürsünüz? Tabii o, yani onun da sağlanması için içeride çok farklı dinamiklerin tekrardan pozitife dönmesi lazım. Mesela kredi not artırımından bahsettiniz. Yani evet, notlar artıyor, birkaç not artışı var ama daha önceki süreçte o kadar negatif, o kadar yanlış politikalar izlendi ki bunu zaten herkes defalarca dile getirmiştir. Not artırımları gelmesine rağmen hala o istenilen pozisyona gelmiş durumda değiliz. En az 4-5 kademe daha yukarı gidilmesi lazım ki tekrardan yeniden güçlü bir şekilde yatırım yapılabilir potansiyeli sahip olalım ve yabancı fonların, özellikle büyük fonların gerçekten içeriye girmesi için belirli seviyede resmi bir şekilde not artırımlarına ihtiyacımız var. En az 4-5 kademeden bahsediyorum. Bu 4-5 kademenin gelmesi biraz uzun zamana yayılacaktır. Bu uzun zamanda Merkez Bankası mevcut politikasına ne kadar sahip çıkabilecek? İşte içeride enflasyonu düşürmek için bazı adımlar atılıyor. Bunlar devam edecek mi, etmeyecek mi? Çünkü bunun bir de insanlar yansıması var. Yani sosyoekonomik yapısı var. Biraz da bu tarafta da sıkıntılar artmaya başladı. İnsanlar biraz rahatsız olmaya ve nefes alamamaya başladı. Bu ne kadar sürecek? İşte 2028 seçimleri normalde ön tarafa alınacak mı, alınmayacak mı gibi az önce bahsettiğim gibi çok ciddi konu başlıkları var ama bu başlıklar şu anlık en azından Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye'nin uyguladığı politikalar devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu politikalar en az bir yıl, 1,5 yıl net bir şekilde uygulanır ve enflasyonda istediğimiz raya geçtiğimizi net bir şekilde hem içeride hem dışarıda görürsek evet, o ciddi gelişin biraz daha hızlanacağını düşünüyorum ama burada yapılabilecek, atılabilecek en ufak bir yanlış adımda bütün her şey berbat olacak gibi bir düşünceye sahibim. Şimdi bu tarafta yani yabancı tarafı hala anladığım kadarıyla ana hikaye olma özelliğini koruyor. Burada hani başka bir hikaye çıkabilir mi yabancı dışında borsayı yukarı taşıyacak? Yani gidebildiği yere kadar veya bütün katalizörleri kullandığını düşünüyorum. Burada yeni bir hikaye, bir kere şöyle bir şey var zaten Zeynep Hanım şundan bahsedeyim. Bir kere tasarruf konusu, yani insanlar gelirlerinden bir şeyler artırabilecek ki yatırım yapabilsinler. O konu giderek biraz zorlaştığını düşünüyorum. Özellikle ara bir zam olmayacağı yönünde haber akışları var. Sayın Şimşek'le CHP yönetiminin görüşmesinden çıkan okuduğumuz haber akışları. Bu yönde işte artan vergiler, harcamaların çok yüksek olması, fiyatlardan bahsediyorum. Bunlar insanların biraz elini kolunu bağlar nitelikte olmaya başladı ki bunun diğer sektörlere yansımasını ciddi şekilde görüyoruz. Konut fiyatlarında reel anlamda son 14 yılın en hızlı düşüşünü yaşıyoruz. Diğer buna benzer piyasalarda da ciddi sıkıntılar var. O yüzden şu an yani elde çok da fazla tasarruf yapılacak veya bu tasarrufu yönlendirebilecek alanda kalmadı. Yani dolar TL çok cazip değil. Aynı yerlerde dönüp dolaşıyoruz. Altın tarafı öyle. Konut, otomotiv piyasası öyle. Geriye Borsa İstanbul kalıyor. O yüzden yayının başında bahsettiğim borsanın hikayesi bu yönde olmaya devam edecektir. Çünkü başka insanların gerçekten kaçacak tarafı yok. Yani faiz diyebiliriz ama faizi şu an gelecek enflasyon beklentisiyle kıyasladığımızda cazip bulunmayanların sayısının bir aylık fazla olduğunu düşünüyorum. Bunları da konuşuyorum ben insanlarla. Bu tarafta da böyle bir sıkıntı var. O yüzden borsada ana hikaye bunun üzerinde kurulduğu sürece genel trendi pozitif olmaya devam edecektir ama şu an bir anda çok hızlı bir yükselişe neden olacak bir katalizörün geleceğini düşünmüyorum ben açıkçası. Biraz da yurt dışı piyasalara da baktığımda böyle bir katalizör etkisi olması zor. Az önce bahsettim, ona tekrar dikkat çekeyim. Avrupa'daki sıkıntılar, siyasi çalkantılar ve ekonomisindeki yavaşlama veya Avrupa Birliği'nin bölünme ihtimali dahi bize ciddi şekilde negatif yansıyacaktır. O yüzden şu an pozitif katalizör olarak yukarı yönde çok kuvvetli bir harekete neden olacak bir hikayenin olma ihtimali şu an pek aklıma gelmiyor ama bahsettiğim reel getiri konusundaki hikayeden ötürü de genel trend olarak pozitif kalmaya, bir yukarı bir aşağı dalgalanma şeklinde piyasanın devam edeceğini düşünüyorum.
cazibesini koruyacağını anlıyoruz sizin tespitlerinizden. Peki Merkez Bankası haftasındayız. Onu da sorayım. Yani şimdi orada pas geçmesini bekliyoruz. Yani piyasa pas geçmesini bekliyor faiz seviyesini. Aynı tutmasını bekliyor daha doğrusu. Ama hem mesajlar merak konusu hem de Bloomberg HT'nin beklenti anketinde de özellikle son çeyreğe ilişkin faiz indirimi tahminlerini takip ettik. Burada 20 ekonomisten 10'u bir faiz indirimi öngörüsünde bulunmuş son çeyrek için. Sizin öngörünüz ne? Şimdi yani ne yapmalık veya ne yapacak soruları çoğunlukla Merkez Bankası için kullandığımız terimler. Ne yapmalı, faiz indirimi falan gibi bir şey yapmamalı. Ne yapacak? Faiz indirimi yapma ihtimali yüksek. Şimdi bahsettiğiniz ankette %50-%50 gibi bir durum söz konusu. Yani şöyle söyleyelim. Fed'in bile, Amerika Merkez Bankası Fed'in bile burada faiz indirim sürecine başlama ihtimali çok düşük. Yani ne dediler işte Mart'ta faiz indirecek, 6-7 kez faiz indirecek gibi söz konusu vardı ama öyle bir enflasyon durumu var ki dünya genelinde ve güçlü de bir ekonomisi olduğu için Fed bile faiz beklentilerini çok fazla öteledi. Şimdi gidip bizim içeride Merkez Bankası bu enflasyon hani baz etkisiyle düşecek ama kalıcı bir düşüşün olma ihtimali şu anlık zor gözüküyor. Kur ve özellikle enerji fiyatlarından ötürü ve içeride de işte fiyatlar sürekli yükseliyor zamlarla birlikte. Bunları düşündüğümüzde Merkez Bankası ya enflasyonu biraz düşürdük ama hadi biz faiz indirimine başlayalım dediği noktada yine geçmiş yıllarda yapılan yanlışlara benzer hatta maliyeti çok çok daha fazla olacak bir döngüye gireriz yani. O yüzden Merkez Bankası'nın uzun bir süre faiz oranında herhangi bir indirime tamam artırmıyorlar artık artırım sürecini kenara koyduk diyelim ama bir faiz indirim sürecine gitmesini çok yanlış buluyorum. Ama tabii tahmin etmek de çok kolay değil. Yani ben oturduğum yerde İstanbul'da şu an Fed'in ne yapacağını bir saat bir sene önceden kestirebiliyorum ama Merkez Bankası'nın hani bundan 3 ay sonra yıl sonuna kadar ne yapacağını kestirmem çok da kolay olmuyor açıkçası. O yüzden benim kişisel düşüncem şu ortamda herhangi bir faiz indiriminin yapılmaması gerektiğidir. Bu toplantı özelde Perşembe günü evet faiz sabit kalacaktır. Herhangi bir değişiklik olmaz. Sözlü yönlendirme konusunda da pek böyle hani yeni majör bir şey geleceğini de düşünmüyorum. İşte fiyat istikrarını takip ediyoruz. Enflasyonda iyileşme sağlanana kadar sıkı duruş sergilenecek gibi klasik kalıptaki cümleleri kullanacaklardır. Son olarak bir de küreselden bir başlığı konuşarak sohbetimizi noktalayalım istersen. Tabii. Şu an teknoloji hisseleri tarafını sormak istiyorum. Müthiş bir rally'yi takip ettik orada. Nvidia'nın liderliğinde diye tarif edebiliriz sanırım. Şimdi bugünlerde bir doygunluk noktasına geldi mi, gelmedi mi, daha gidecek yer var mı, orada potansiyeli nasıl değerlendirmek, nasıl okumak lazım? Yatırımcının da sanırım en fazla dikkat ettiği, merak ettiği başlıklardan biri. Kesinlikle öyle, çok haklısınız. Yani hem ana piyasalarda Nvidia öncülüğünde işte Amerikan borsası Nasdaq ve diğerleri peşinden gidiyor. Hem de biraz da işte kripto para piyasasında da altcoinlerde yapay zeka ve Nvidia öncülüğünde aslında ortaya çıkan altcoinler kapsamında da orada da dalgalanmaları söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi artık öyle bir rally, öyle bir yükseliş yaptı ki gelinen noktadan sonra çok kısa zaman içerisinde işte %10, %15 yükselişler bir anda, %10, %15 düşüşler bir anda gerçekleşmeye başladı. Ve Nvidia hissesi üzerinde yaşanan bu oynaklık tüm piyasalarda dalgalanmaya neden oluyor. İşte özellikle Amerika'nın kapanış saatlerine doğru bizim de akşam saatlerimiz oluyor. Orada fiyatların çok hızlı bir şekilde yukarı aşağı dalgalandığını görmekteyiz. Bu sağlıksız, biraz da öngörülemez yapının kısa vadede devam edeceğini düşünüyorum. Evet bir doygunluk var kısa vadede. Çünkü fiyatların çok hızlı bir şekilde yukarı gittiğini gördük. Bir balondan bahsetmek çok kolay değil. Böyle şeyleri yani çok ciddi ifadeler olur bunlar. Bir balon var demek ama bir doygunluk noktasına ulaşıldı. Buralardan bir aşağı yönde düzeltme kısa vadede veya orta vadede bunun yansımalarını görebiliriz. Ama ana trend olarak ben hala bu tarafta yukarı yönde potansiyelim. Dünyanın da gidişatını düşündüğümüzde yukarı yönde potansiyel ana resimde her zaman devam edecektir. Ama dediğim gibi teknik anlamda da göstergelerde de bir doygunluk var aslında. Bunlar da aşağı yönde işaret ediyor. O yüzden kısa vadede bir geri çekilme, daha sonra piyasa bunu tekrardan alım fırsatı olarak değerlendirecektir. Çok çok teşekkür ediyorum Rıdvan Baştürk katıldığın, bana eşlik ettiğin, sorularımızı yanıtladığın için çok sağ ol. Bir araya daha gidelim. Aranın ardından yeni konuklarla Finans Merkezi'ne devam edeceğiz.
hoş geldiniz. Finans Merkezi devam ediyor. İki değerli konuğum var. Banu Taşkın, TEV Başkanı, hoş geldiniz. Ve Nilüfer Sezgin, İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sizinle bugün bir özel başlık konuşacağız. Aslında bir yıl önce birlikte geliştirdiğiniz bir fon var ve bu fonun temel özelliği de eğitime destek verme hedefi. Bunun üzerinde biraz duralım, konuşalım istiyoruz. Nilüfer Hanım, önce nasıl bir fondu bu? Özelliği neydi? Ağırlığı neydi? Ve tabii bir yıllık performansı nasıl geçti? Evet. Şimdi bu fon hani bizim bu kadar konuşmamıza sebep olma özelliği, çünkü bir sürü fon var. 2000'e tabii yakın sektörde fon var aslına bakarsanız. Bunu konuşuyoruz çünkü bu fonun en önemli özelliği bir yandan yatırımcıların birikimlerini değerlendirebilecekleri bir yatırım fonu niteliğinde. TEFAS üzerinden tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilen bir fon. Ama aynı zamanda da bu fonun yönetim ücretinin, biliyorsunuz bütün yatırım fonlarında bir yönetim ücreti var ve bu yönetim ücretinin yarısını İş Portföy Türk Eğitim Vakfı'na aktarıyor. Dolayısıyla sadece birikimleri geleceğe taşımıyor. Aynı zamanda gençlerin, ihtiyaç duyan gençlerin üniversite eğitimlerine destek olarak onların da geleceğine bir ümit ışığı oluyor. Bu anlamda çok kıymetli. Yani şöyle düşünebilirsiniz, sosyal sorumlulukla yatırım fonlarının yolunu kesiştiren bir fon olması itibariyle bizim için çok heyecan duyduğumuz, sektöre de ilham olacağını, örnek olacağını düşündüğümüz böyle ayrıcalıklı bir ürün aslına bakarsanız. Serbest bir fon, yani tam adını söylemek gerekirse TEFAS kodu EDU, İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon tam adı. Hı hı. Ve serbest fon olduğu için nitelikli yatırımcılar tarafından alınabiliyor. Hatırlatmak gerekirse de biliyorsunuz hani 1 milyon TL üzeri finansal varlığı olanlar nitelikli yatırımcı kabul ediliyorlar. Bazen çok soru geliyor bu anlamda, nasıl nitelikli yatırımcı olacağız diye. Gidip bankalarından hani bu beyanda bulunup, bizim 1 milyon TL üzeri finansal varlığımız var beyanda bulunup MKK üzerinden bankaların onları nitelikli yatırımcı tanımını yapmalarını sağlamaları lazım. Sadece bu fon için değil, bütün serbest fonlar için nitelikli yatırımcı tanımı gerekiyor. Ama 1 milyon deyince hani illa 1 milyonluk yatırım bekliyoruz değil. 1 milyon varlık sahibi yani olmak gerekiyor. 1 milyona tekabül eden varlığı olması. Evet. Finansal varlıktan finansal bahsediyoruz. Finansal varlıktan, mevduat gibi bir varlığı olması gerekiyor. 5 TL ile de alınabiliyor, 1000 TL ile de alınabiliyor. Serbest bir fon ama biz bunu mevduat üzeri getiri yaratma hedefiyle yönetiyoruz ve risk olarak da dengeli bir risk profilinde yönettiğimizi söyleyebiliriz. Yani istiyoruz ki sadece hayatında mevduat yapmış, çok konservatif, çok geleneksel yatırım ürünlerine giden yatırımcılar bile portföylerinde bir miktarda olsa kendi güçleri doğrultusunda bu fona yer açarlarsa, o zaman bu fonu biz ne kadar büyütürsek o ölçüde de eğitime destek vermek üzere bir burs imkanı yaratmış oluruz. Dolayısıyla dengeli bir risk perspektifinde yönetiyoruz. Bir yıl içerisinde %66 ile karşılaştırma ölçütü olan KYD mevduat endeksi üzerinde bir getiri yaratmayı başarmış. Yılbaşından bu yana da %32'lik bir getirisi var. Dolayısıyla hani aslında vaat ettiği hedefine uygun bir getiriyi de burada yatırımcısına sunabilmiş. Burada tabii hani elbette ki getiri burada çok önemli bir boyutu bu fonun. Sonuçta bir yatırım ürünü, birikimlerine emanet edecek yatırımcılar buraya. Ama ölçütü de getiri tabii doğal olarak. Doğal olarak ama hani burada çok büyük bir risk alalım da çok büyük yüksek getiriler hedefleyelimden ziyade biz daha ölçülü bir risk alalım ve mevduatın üzerinde kabul edilebilir bir getiriyi de sunalım. Yani bu yatırımı tercih etmiş kişileri mahcup etmeyelim, onlara mahcup olmayalım daha doğrusu, pişman etmeyelim yani daha doğrusu. Hem de dediğim gibi gençlere bir kaynak yaratmış olalım gibi bir bakış açısı var. Serbest fon olduğu için tabii esnek bir yatırım stratejisine sahip. Yani tabii ki sermaye piyasası kurallarına tabi bir yatırım fonu, dolayısıyla belli kısıtları var ama serbest fon olduğu için örneğin hisse senedi piyasasının iyi gideceğini düşünüyorsa portföy yöneticisi hisse senedi ağırlığını arttırabiliyor. Altın iyi gidecekse altının ağırlığını arttırabiliyor. Yok eğer faiz zaten çok iyi kazandırıyorsa o zaman faizli ürünlerde büyük ölçüde kalıp diğerlerini biraz beklemeye alıyor. Mesela şu anda baktığımız zaman %20 civarında bir hisse senedi portföy olduğunu görüyoruz. Ama yeri geldiğinde bu ağırlık tabii ki arttırılabiliyor. Şu an biraz daha faiz getirisi iyi olduğu için hani faizden çok uzaklaşmaya çok da fazla gerek duyulmuyor. Ama dediğim gibi az da olsa hisse senedi portföyü barındıran bir hisse senedi fonu. Banu Hanım tabii daha detaylı aktaracaktır evet. Ama mevcut halinde 200 milyona yakın bir büyüklüğü var ve bu büyüklüğünü bir yıl boyunca koruduğu durumda yaklaşık 80 hatta 80 öğrenciden fazla
bir yıllık üniversite bursunu sağlayabiliyor 80'den fazla öğrenci için. Biz de diyoruz ki neden bu fon BİMYAR olmasın, neden her sene 400'den fazla üniversite öğrencisine burs vermesin. Dolayısıyla çabamız daha iyi getiri yaratmak ve bu fonu mümkün olduğunca çok yatırımcıya ulaştırmak yönünde. Tamam. Şimdi döneyim hemen o zaman Banu Hanım'a ve sizin açınızdan biraz girizgahını yaptı Nülüfer Hanım. Hani hedefleri tutturma açısından, beklentiyi karşılama açısından ve tabii ürettiği sonuçlar yansıması açısından nasıldı, ne dersiniz, nasıl değerlendirirsiniz? Evet, öncelikle çok teşekkürler. Tabii temelde şöyle çok kısa bir Türk Eğitim Vakfı olarak ne yapıyoruz bir hatırlatmak istiyorum. Buyurun, şu anda 17.800 bursiyerimiz var aktif. Tabii mezuniyet dönemi. Dolayısıyla birçok öğrencimizden keyifli keyifli mezuniyet resimleri alıyoruz. Dolayısıyla 18.000'e yakın bursiyerimiz var ama tabii 100.000'in üstüne başvuru aldık geçen sene. Bu sene artmasını da bekliyoruz. Dolayısıyla hep ekonomi konuşuyoruz burada malumunuz. Ekonomi ne kadar sıkıntılar derinleşirse ihtiyaç da artıyor. Özellikle de bizim gibi genç nüfusun yüksek olduğu ülkelerde. Evet, eğitime ulaşmak üniversite öğrencileri başta olmak üzere birçok gencimiz için büyük bir problem. Biz aslında bunun için varız. Şimdi değişik projeler yapıyoruz ve bu çok sevdiğimiz bir proje. İş portföyle Edu fonumuz. Neden? Çünkü sürdürülebilir bir kaynak. Bağış dışında farklı kaynaklardan da aslında kaynak yarattığımızda bu bizim için biraz daha alternatif yaratmak ve elbette biraz önce söylediğim gibi sürdürülebilirlik ilkesi için çok önemli. Şimdi bir vakıf için en önemli koşul, çünkü biz 18.000 öğrenciye sizi öğrenim hayatınızda destekleyeceğiz dediğimizde bir söz veriyoruz. Bu sözün de sürdürülebilir olması önemli ve yani bu kurulduğundan beri 1967 yılından beri bu sözün arkasında durmuş Türk Eğitim Vakfı. Bu anlamda da bu tarz projeler çok kıymetli. 285.000'in üstünde burs verdik kuruluşumuzdan bu yana, yurt içi burs. 2.000'in üstünde de yurt dışı burs. Bugün hani mezunlarımıza bakarsak 120.000'in üstünde mezunumuzla gerçekten ciddi bir büyük bir aileyiz. Biz istiyoruz ki bize başvuran öğrenciler arasında seçim yaparken zorlanmayalım. Daha fazla öğrenciye evet diyelim. Bunun için de bulabildiğimiz her türlü kaynak ve sürdürülebilir kaynak bizim için çok kıymetli. 80 öğrenciye mi bu fonla şu an burs verildi? Evet, bir yılın içinde. Bir yıl içinde. Evet. Şimdi hedef ne bir sonraki yıl için? İşte BİMYAR olalım diyoruz. Böylece 400'den fazla öğrenciye ulaşalım. Tamam. Olabilir bu arada. Yani çünkü sektörün büyüklüğü düşünüldüğünde 1 milyar yani çok büyük bir rakam değil. Biz biraz daha tanınırlığının artması için biraz da tabii getiri performansı oluştukça da ikna etme kabiliyeti artacaktır fonun cazibesi diye düşünüyoruz. Evet. Peki başka işbirlikleri var mı gündeminizde iş portföy? Öyle benzer farklı ürünler olabilir. Ürün bazında yok ama konuşuyoruz. Özellikle de finansal okuryazarlık konusunda ne yapabiliriz öğrencilerimize diye. Mentörlük alanında işbirliklerimiz var. Biz TEV öğrencilerine sadece burs vermiyoruz ama onları aynı zamanda kariyerlerini hazırlayan yolculukta Türk Eğitim Vakfı'nın çeşitli projelerine de ilave destekler veriyoruz. Bunlardan bir tanesi mentörlük. Bir de aslında yine Türk Eğitim Vakfı'nın bünyesinde oluşturduğumuz geleceği dönüştüren burs fonu var. Yine bu bir iş portföyün kurduğu bir yapı ama bu fon yatırım fonu değil. Evet. Karışıklık olmasın. Onun içinde de biz örneğin maratonlarda koştuğumuz zaman ya da farklı aktivitelerimiz için satın almalarımızı Türk Eğitim Vakfı'ndan yapmayı tercih ederek mesela orada ayrı bir birikim de sağlamaya çalışıyoruz. O kanaldan da Türk Eğitim Vakfı'nı destekliyoruz. Ama onun dışında bunu biz bir sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz faaliyetlerden biri olarak görüyoruz. Ve örneğin işte kadın hisse senedi fonumuz da var. O da yine kadına daha fazla iş hayatında yer açan şirketlere yatırım yapmayı prensibini benimseyen bir fon. Bunun gibi farklı sürdürülebilirlik alanında 7 tane fonumuz var. Bunlar da yine Tefas'ta bu arada diğer portföy yönetim şirketlerinki de görüntülenebiliyor.
sürdürülebilirlik alanında biz hem farkındalık yaratması adına hem de sürdürülebilirliği bir dünyanın yapısal dönüşüm alanlarından biri olarak gördüğümüz için, bunu finansal getiriye de dönüştürme potansiyeli gördüğümüz için bu temaya dayalı çok çeşitli fonlar da kurmaya çalışıyoruz. Yine dediğim gibi sürdürülebilirliğin her boyutuyla ilgileniyoruz. Hem yeşil enerji boyutuyla, hem toplumsal cinsiyet eşitliği, hem de ekonominin kalkınmasına, sürdürülebilir kalkınmasına imkan tanıyan işte bu eğitim alanı gibi farklı alanlara da yöneliyoruz. Banu Hanım, şimdi genel olarak baktığınızda böyle sermaye piyasalarında eğitime destek noktasında bir iştah görüyor musunuz? Burada bir artış var mı? Yani sermaye piyasaları özelinde yok ama finansal kurumlarda var. Ve genelde de var. Özellikle biz 6 Şubat depreminden sonra da ilk insani yardımlar konusu sonuçlandı ya da devam ederken, bir süre sonra eğitimin ne kadar önemli olduğu ve eğitim olursa aslında bu tarz felaketleri yaşamayacağımıza inancın doğrultusunda da gerçekten çok bağış aldık. Ve özellikle de deprem bölgesindeki gençlerimizi destekleyecek çok kurum oldu. Burada finansal kurumlardan da büyük destekler aldık. Özellikle de deprem bölgesinde okuyan öğrenciler için. Ben aslında temelde izninizle bir konuyu açmak istiyorum. Neden Türk Eğitim Vakfı, neden organize bir STK ile böyle bir burs verelim? Çünkü biz biliyoruz ki Türk halkının aslında iyilik yapmak, çocuk okutmak gibi duyguları hep var. Fakat ben temelde şunu söylüyorum, organize kurumsal bir yapıyla bunu yaptığınızda farkı çok daha net görebiliyorsunuz. Çünkü sadece okulu bitirmek değil, bir marka ile, TEV gibi bir marka ile okuduklarında çocuklar arasında çok fark oluyor, gençler arasında. Birkaç örnek vermek istiyorum. Bir 3000 kişilik bir kontrol grubuyla yapılmış bir etki analizi. Hayattan memnuniyet oranı, üniversite mezunu ama TEV bursa almadan mezun olan gençler, aynı sosyoekonomik kültürde olanlarla TEV bursuyla mezun olanlar arasında %20'lik bir fark var. Yani gençler TEV'den burs aldıkları için ve üniversiteyi bu destekle bitirdikleri için diğerlerine göre %20 hayattan daha memnun oluyorlar. Bunun gibi birçok konu var ama başka dinden ve milletten insanlara güvenen oranı %40 fazla oluyor. Çünkü hiç tanımadıkları bir el tarafından verilen bağışlarla, TEV'den aldıkları bursla mezun olduklarında güven endeksleri ve mutluluk endeksleri artıyor. O yüzden de ben İş Portföy'e burada çok teşekkür ediyorum. Bağış dışında da alternatif arayan ama eğitime de hassasiyet gösteren yatırımcılara aslında bir fırsat olmuş oldu. Evet, yani buradaki en kritik konuyu aslında Banu Hanım da altını çizmiş oldu. Yatırımcılar aslında burada hani kendi birikimlerinden bir kereye mahsus bir bağış aktarıyor gibi bir durumları yok aslında. Sadece yatırım tercihleri arasına İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fonu eklediklerinde uygun gördükleri bir oranda. Biz zaten kendi portföy yönetim ücreti olarak tahsil edeceğimiz kendi gelirimizin bir kısmını, yarısını Türk Eğitim Vakfı'na aktararak biz zaten aslında bu burs imkanını sağlıyoruz. Yani yatırımcı sadece bir fon tercihi yaparak eğitime destek vermiş oluyor. Üstelik de bir yandan da birikimleri de uygun bir getiriyle, mevduat üzeri bir getiriyle değerlenmiş oluyor. Dolayısıyla daimi bir model, yani bu çok önemli. Hani hiçbir zaman bitmeyen bir kaynak aslında. Bu fonda bir belli bir miktar para yönetildiği sürece bu fon mütemadiyen öğrencilere burs imkanı yaratma kapasitesine sahip. Bu daimi ve sürdürülebilir olma kısmını çok önemsiyoruz. Peki. Şimdi Banu Hanım, varsa son bir mesajınızı alıp son iki dakika, bir dakikada da ben bir fon değerlendirmesi almak istiyorum Nilüfer Hanım'ı bulmuşken. Buyurun lütfen. Ben daha önceki görüşmelerimde de hep altını çiziyorum. Bağışın ve yardımın küçüğü büyüğü olmaz. Genelde Türkiye'de vakıflara yapılan yardımların büyük olması gerektiği gibi bir algı var. Değil. Her konuda küçük ya da büyük bağışınızla veya Edu fonundan alarak bizlere destek olabilirsiniz. Emin olunuz ki binlerce öğrenci bu desteklerle eğitime kavuşacaklar. Peki Nilüfer Hanım, şimdi genel olarak fonlara ilgi yüksek faiz ortamında nasıl? Özellikle temkinli yatırımcı açısından şu an dikkat edilmesi gerekenler neler? Doğru zaman mı fona girmek için? Şimdi aslında bu
fona girmek için doğru zaman mı sorusu çok soruluyor ama ben diyorum ki aslında yatırım fonuna girmek için her zaman doğru zaman. Yeter ki siz ilgili konjonktüre uygun yatırım fonunu seçin. Eğer hisse senedi için iyi bir ortam olduğunu düşünüyorsanız hisse senedi fonları, faizin iyi getirdiğini düşünüyorsanız para piyasası fonları gibi faiz kazanan ürünlere girebilirsiniz. Yani yatırım fonu dünyasında artık fon çeşitliliği o kadar çok arttı ki o ortamdan çıkmadan her türlü konjonktüre uygun yatırım yapabilirsiniz. Şu anda biz en fazla para piyasası fonlarında büyüme görüyoruz ve serbest fonlarda büyüme görüyoruz. Onu da hisse senedi fonları takip ediyor. Biz hisse senedi piyasasına yapıcı bir bakış açımız var. En cesur portföyümüzde en son fon dağılım önerilerimizde %35'in biraz üzerinde bir oranda önerdik ama muhtemelen önümüzdeki dönemde bu oranı arttırabiliriz. Çünkü biliyorsunuz sene sonuna doğru bir faiz indirim artık beklentisi konuşulmaya başlanıyor. Evet, biz iş portföy olarak uzun zamandır zaten bazı senaryomuzda bunu dikkate alıyoruz. Bizim dolayısıyla bir rotasyon olabilir ama hisse senedi piyasasında biz ilgi olacağını ve getirilerin iyi olacağını düşünüyoruz. Bir yandan da tabii yine portföylerde Türk lirası ürünlerin bulundurulmasını ağırlıklı olarak öneriyoruz. Çünkü kurda evet bir hareketlilik var ama bugünden sene sonuna baktığımızda biz enflasyonu ya da faizin ötesinde bir değer kaybı öngörmüyoruz. Türk lirasının daha cazip olduğunu düşünüyoruz. Son bir şunu da ekleyeyim. Hisse senedi fonlarının getirilerini TEFAS'tan inceleyebilir yatırımcılar ve görecekler ki BIST 100 endeksin çok çok üzerinde getiri yaratıyor bu fonlar. Çünkü profesyonel kadrolar tarafından güçlü araştırma ekipleriyle yönetiliyor, güçlü portföy yöneticileriyle yönetiliyor. O nedenle hani hisse senedini doğrudan almak yerine bir çeşitlendirilmiş bir portföye aktif yönetilen hisse senedi fonlarıyla yatırım yapmak daha cazip olduğunu ben düşünüyorum. Lülfer Sezgin, Banu Taşkın, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız, bana eşlik ettiğiniz, katkınız için çok sağ olun. Finans Merkezi'ni burada noktalıyoruz. Birazdan İdem Arslanoğlu'yla kapanışa doğru var. Ardından yine hem günden kalanlarda hem 60 dakikada görüşürüz.